Bazı insanlar DM'nin sizi geliştirmediği dışarıdan AimLab, COVAX gibi yazılımlar kullanıp kendinizi geliştirebileceğinizi iddia ederken bazıları da 7.4 DM atıp bir anda böyle büyülü bir şekilde tens yay düşünüyor. Aynı anda birçok izleyicim de pusan, ses kasan insanlar yüzünden oynamak istemiyor. Bence DM oynamak oyuncuya bayağı katkısı olan ve herkesin yapması gereken bir şey. Eğer böyle olmadığını düşünüyorsanız büyük ihtimalle yanlış bir şekilde DM oynuyorsunuz. Efendim hoş geldiniz. Ben Lupi'yi tanımayanlar için beta'dan beri radyantörde oyun oynuyorum ve insanlara bu şekilde tavsiye veren öğretici video serileri yapıyorum. DM hakkında çok fazla yalan yanlış bilgi ve öneri gördüm. O yüzden size yaptığınız 4 hatayı anlatarak DM atmayı, eğim çalışabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir araca çevireceğim. Eğer size yardımcı olabilirsem başkan da olabilirim. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. En 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 çok gördüğüm insanların rage attığı şey başkalarının ses kasması. Bir köşede oturup sadece ses kasıp sağ solu prefer atan insanlara herkes nefret ediyor biliyorum. Ben de sizlerdenim. Toplulukta ses kasanlardan bu kadar nefret edildiği için birçok insan DM'yi ses kapalı oynamanın daha mantıklı olduğuna inanıyor. Ancak durum böyle değil. Ses kasabilirsiniz. Oyunu nasıl oynuyorsanız DM'yi de öyle oynamalısınız. Sırf oyunun sesi açık diye bir yerde oturup size koşanları beklemek zorunda değilsiniz. Ses kasmak sadece Valorant üzerinde değil bütün oyunlarda önemli bir yere sahip ve aynı zamanda büyük bir bilgi kaynağı. Rakibin yerini bilmek, nasıl pikleyeceğini, nereden pikleyeceğini anlamak ve gunfight'tayken shoulder mı atıyor, direkt ölümüne mi oynuyor yoksa cross koyup bekliyor mu gibi soruları cevabı görmeden sadece ses dinleyerek öğrenebiliyoruz. Bu tarz bilgileriniz olmadan bir fayta e giriyorsanız nasıl sonuçlanacağını bilmeden ve en önemlisi neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeden fayta e giriyorsunuz demektir. Bu sebeple fail yediğiniz anları çalışmıyorsanız ses kapalı demo oynamanıza gerek yok. Sadece şu velet gibi olmayın. Eğer aklınıza neden sürekli spray atıyorum, ilk mermim neden kafaya gitmiyor gibi sorular varsa ne yapmalısınız, nasıl çalışmalısınız? Eğer Şerif, Guardian, Ghost DM'leri atmayı düşünüyorsanız hayır abi cevabınız yanlış. Bu çok fazla insanın yanlış düşündüğü bir şey bence. Çünkü ilk merminizi HES'e atmanız sizin eğiminizle değil, el göz koordinasyonunuzla ve kafanızla alakalı bir şey. Sizin sorununuz crosshair'i kafaya getirmek değil. Bu çoğu kişi için geçerli. Sizin sorununuz crosshair'i kafaya geldiğinde ateş etmeye başlamamanız. Bu sebeple sabırlı ve disiplinli olmalısınız. Peki Şerif Guardian gibi silahlarla çalışmak bunu neden geliştirmiyor? Şöyle ki teker teker ateş etmeye sizi zorlayan silahlarda daha çok odaklanıp daha sabırlı bir şekilde ateş ediyorsunuz. Ancak tetik disiplininiz psikolojik olarak Vandal ve Phantom ile aynı olmuyor. Şerif ve Garden oynarken bir mermi atmak zorunda olduğumuz için kafaya götürüp rahat rahat ateş edebiliyorsunuz çünkü zorundasınız. İkinci bir merminiz yok. Ancak Phantom ve Vandal oynadığınızda birden fazla merminiz olduğu için kullanmak zorunda gibi hissedip erken ateş etmeye başlıyorsunuz. Bu durum oturup taramak, işte 2-3 kill aldıktan sonra pushlayıp round satmakla tamamen aynı alışkanlık. Şunu fark ettiğinizde her şey değişiyor. Tek düşmanınız kendinizsiniz. Eğer kendinizi yenerseniz yaptığınız hataları yapmamaya ve böylece lig yükselmeye başlayacaksınız. Demo oynarken ne yaptığınız ve ne çalışmak istediğinizi kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Çoğu insan buna ben de dahildim. Arkaya müzik açıp koşa koşa kafalara tıklıyor. Peki bunun sonucunda kendilerine ne katıyorlar? Neredeyse hiçbir şey. Deathmatch oynarken şunu bilincinde olmalısınız. 40 45 dakika süren dereceli bir maçta maksimum 30 35 hadi olsun 40 tane aim fight'a e giriyorsunuz ve evet bu fightlarda skilller var. İşte cross bozan insanlar var, uçan var, kaçan var, ok geliyor, moli geliyor vesaire ve bunlar DM'de yok. Ancak crosshair placement, pick atma gibi faktörleri başka çalışabilecek bir yeriniz yok. Elinizde sadece DM'niz var ve bunu DM'de yapmak, çalışmak zorundasınız. Bu yüzden DM'ye girerken spesifik olarak bir şeyleri çalışmak için girebilirsiniz. Daim pick atmak istiyorsunuz. Birden fazla pick atma şekli deneyin. Bir tane geniş koşarak pick atma. Atın, bir tane shoulder pick deneyin ve size hangisinin en iyi hissettirdiğini bulun, rakibi en kolay nasıl düşürdüğünüzü bulun. Operatörle pick atılan yerlere profile mi atmak istiyorsunuz gidin ve o bölgede oynayın, o çevrede oynayın. Mapin bölgesine geçin. Kafa nerede onu öğrenin. Hedefinizin ne olduğundan emin değilseniz ona ulaşma ihtimaliniz de çok az olacaktır. O yüzden DM'e girerken bir amacınız olsun. Bir şeyler öğrenmek için girin. En sonucu maddemiz ise kilo almak veya DM'ye kazanmak için girmek. Bunu yapan o kadar çok insan var ki size anlatamam. DM'de win almak yanlış bir şey değil. Beni yanlış anlamayın. Ancak win almak için DM oynamak sizin kendi gelişiminizi baltalamanızdan başka hiçbir şey değil. DM'yi kazanmak için oynadığınızda bütün odağınız kazanmakta olacak ve zamanla bu kötü bir alışkanlığa dönüşecek. Daha önce de dediğim gibi DM'yi kazanmak için değil, kendinizi geliştirmek için oynayın. Köşede oturan veledatların o bu DM'yi veya başka bir DM'yi kazanabilir ancak günün sonunda yaptığı doğru veya başarılı bir şey yok. O aynı kendi bulunduğu el Elo'da kalmaya devam edecek ve sürekli sağda solda ağlayacak. <laughs> Hep her maç 15 vuruyorum ama lig atlamıyorum, Takım çok kötü. Hep AFK, feeder, troll geliyor. <laughs> Yapacak sizin odağınız renkte win almak, lig atlamak ve kendinizi geliştirmek olsun. O da renkte win almak istiyor. O da lig atlamak istiyor ama bunun için bir çaba sarf etmiyor. Kendini geliştirmiyor. Bunları aklınızdan lütfen çıkartmayın. Günün sonunda öğrendiklerimiz şunlar. DM atmak doğru şekilde kullanıldığında yararlı ve sizi daha iyi yerlere getirebilecek bir araç. DM atarken amacımız kendimizi geliştirmek, eksiklerimizi kapatmak, kazanmak, kil almak asla değil. Önemli olan kafamızın içi silah seçimimiz değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.